kahvemizde yaptık. Bu cezvenin de şurası tekrar yapıştırmışlar da tekrar kırıldı bulaşık yıkarken. Artık herhalde yenisi alınması gerekiyor. Hadi Hindistan cevizi yağımızı da koyup suyumuzu da içip yavaş yavaş da kahvaltı hazırlığına başlayalım. Yanında bakın. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Anası yokken benimle birlikte böyle yapışık ikiz gibi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Yiyeceğim ben bunu yiyeceğim. Yiyeceğim yiyeceğim yiyeceğim. Koş 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 koş. Yiyeyim mi ben seni? Ben seni yiyeyim mi? Kahvaltıda ben seni yiyeyim mi yavrum? Oh yavrum. Kahvaltısını hazırladım. Bir taraftan da patatesli yumurta yaptım. Kendim için de domatesleri böyle soydum. Kabuklarını, biberleri falan hazırladım. İlk önce bunun karnını doyurayım. Zaten Şeref ve Mustafa'nın da kahvaltısı hazır. Sadece bir kendime yapacağım kahvaltı. O da zaten öğlene doğru yapıyorum. Şu suyu da gözümün önünden ayırmıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Perşembe günü tartı günü. İnşallah her şey çok güzel olacak ve çok sevineceğimi düşünüyorum inşallah. Tığ gibi olacağız. Tığ gibi. Ben de size buradan motive edeyim. Siz de yazılarınızla, yorumlarınızla beni motive edin. Birbirimizi motive edip duralım. Abisi. Abisi. Hı. Çok acıkmış abisi. Bir dur. Bir dur abisi. Abisi yapma bak şimdi sinirlenir. Tereyağlı omlet yaptım. Dün annesi elmalı omlet yaptı. Ondan da böyle çok az bir şey kaldı. Of, bu biraz sıcak. Al bakalım. Salatada ısıralım mı? Isır. Isırmayı tam bilmiyor. Zeytin de verelim. Anne bugün zeytinle peynirini getirsin. Tamam mı? Bu zeytinler tuzlu. Birazcık ben suyun içinde bekletiyorum. Bu patatesli yumurta da olmuş. Altını kapatalım onun da. Tamam. Vallahi mutfağa daldım. Allah'a şükür durdu. İş yaparken var ya insan terkana batıyor. Sen ne güzel yiyorsun. Sen ne güzel yiyorsun. Sen ne güzel yiyorsun. Yiyorsun. Hemen ağzını açıyor. Hemen açıyor. Salata da ısır. Isır. Isır. Evet. Böyle ince ince doğradım. Bir de bir zeytin. Tamam. Ağzındaki bittikten sonra veriyorum. Bazen böyle dayanamıyor. İstiyor. Karpuz zaten yumuşak bir meyve. Tabii ki dikkatli hani yediriyorum. Bir de emanet çocuğu bakmak vallahi daha zor. Böyle bir tarafında bir şey olacak diye ödün kopuyor. Bugün dışarı çıkalım mı? Bugün ben birazcık işlerimizi yapalım. Ne dersin sen? Çıkalım mı dışarı anne? Ha? Baba da evde. Bugün bir AVM yapalım. Birazcık gezelim ya. AVM seri. Dün gitmedik. Dün şeydeydik. Çok güzeldi Çatalca. Gerçekten kafa dinledik. Bebeğimizin uyku saati gelmeseydi şöyle güzel keyif şeyi de içerdik ama uykusu geldi uykusu. Uykusu geldi. Onu yut. Onu yut bakayım. Hah, sen kahvaltını yap. Onu yutarken ben de suyumu içeyim. Sular. Sin. Baba kameraya bakıyor. Şşt. Hadi. Sin şapşal sin. Ay. Sin şapşal sin. Ay. Sin şapşal sin.
sarp. Bulaşık makinesini elleme. Tamam mı? Bulaşık makinesini elleme. Gün gezeceğiz mi? Ya şunun açesin böyle. Ya Allah, Burak da böyleydi ya. He, Burak hiç böyle biliyor musun? Annemin eteğini tutardı. Ya anlatıyorlardı, ben de yanımda hatırlıyorum. Annemin eteğinden bir tutardı abla, bütün gün Leyla. Hı. Leyla. Bir de anne derim vardı, Leyla derdi. Leyla mı derdi? Bu da Yelda. Yelda. Yelda der. Heh. Babasının ayaklarının dibinde. Bütün gün böyleyiz. Kızlar şurayı bir toparlayayım. Dolmanın iç malzemesini de hazır, yani hazırladım derken salçasını, zeytinyağını bir koyacağım. Soğanı doğradım, pirinci yıkadım. Bir de bulaşıkları yıkasın abla. He. Bana yardım ediyor. Aha, öğlen ezanı okundu Şerif. Hadi mama yapacağız. Sen yemek yemeyi çok mu seviyorsun? He? Makineyi mi bozdun lan? Tık 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 tık. Bizim Yelda ile bizim yemeğimiz ayrı. Ben nohut salatası yapacağım. Bir de biber yapacağım air fry'da. Air fry olmayanlar benim gibi fırında. Şöyle zeytinyağısını dökelim. Zeytinyağısı birazcık azalttı. Bir canlı yayın yapsak iyi olur ama hava sıcak, akşam, ne bileyim, pek gözüm yemiyor. Birazcık serin olsaydı, şimdi serinlikle sıcağın ne alakası var, canlı yayın ne alakası var derseniz, çok arkadaşlar valla ter kana batıyoruz. Ay, şu niye durmadı? Mikail aradı beni. Ay, sürü, bugün hava çok serin ama canım dedi yarın yine aynı şekilde olacakmış. Yarın 40 derece diyorlar. Evden dışarı çıkmayacağız. Şeref evde olsa yine bir AVM'ye gideriz ama yarın Şeref sabahtan da çalışıyor. Ne oldu kuzu? Ne oldu yavru? He? Belki bir çorba da yaparım. Bilmiyorum ki bu sıcakta çorba da isterler mi? Abla, ben kaç gibi çıkayım? Şeye mi? Mesela çıkmam lazım. Tıraş var mı? Dur şurayı, şunu bir halledeyim. Şimdi ne yaptım ben? Şöyle bir tane patates koydum. Dolma biberler sağa sola düşüyordu. Üzerlerini de şöyle domatesi kapatalım. Bazen böyle domatesi böyle yapıyorum ya. Şu kalan iç kısmını da koyuyorum buraya. Emre sever bizi. Kızlar, onun da kilosunu söyleyeceğim, kaça indiğini. Ana oğlu, fenayız fena. Allah, yarış yapıyoruz. Yarışa girdik oğlumla. Ben bunu yarın sabah kahvaltıda yerim. En sevdiğim domates, bu Kemalpaşa domatesi diyorlar herhalde buna. Salçada kullanıyorlar, tamam. Şöyle dursun. Üzerine de şöyle zeytinyağı. Hemen şunu otu da açtığım tarafta. Ben bunun hepsini haşlayacağım. Oynuyor mu lan? Hmm.
Dolma biberlerimiz de pişti arkadaşlarım. Düdüklüyü de şimdi kapattım. Biz de bununla CEC oynuyoruz. Evet. Hadi gel. Hadi gel kuzum. Babası uyutmuş. Uyanmış. Ayakları da kalkmış. Ağlıyormuş. İlk önce şu camı bir açalım. Şöyle bir aydınlansın. Tamam. Ay kurban oldum. Kurban oldum. Kurban oldum. Bugün ben seni bıcı bıcı yaptırayım mı? Bıcı bıcı yaptırayım mı kuzum? Mis kokulum. Cennet kokulum. Mis kokulum. Geleceğim mi? Geleceğim mi? Saf nerede? Gel buraya gel. Sıpırın çıt çıtı da. Çıkmış oradan ya. Çıpırın. Şıpırın. İlgisini dağıtmayın. Hemen dağıldı. Biz Atay'a gidiyoruz. Deniz hoşlar. Hiç oturmak istemiyor şu otokoltuğunda. Hiç. Ama oturman gerekiyor. Değil mi kuzum? Evet bak iş makinalarına bakıyor Şeref. Ha, iş makinalarına bakıyor. Yani sizin orada çalışsalar akşama kadar oturur bakar. İzler. Ha izler. Şimdi Marmara Park'a gideceğiz. Akşama da anasıyla buluşacağız. İş çıkışı gelecek. Kartal Duvası. Kartal Beşiktaş mı? Kartal Sakralı'nın TSS kulübü var. Yok AVM'nin içinde. Bu AVM'de ama. Ay kızım. TSS Store nerede? He? TSS nerede? Anlamadım. Şeref de Mustafa gidiyor. Ben de şöyle birazcık mağaza gezineyim. Biraz bir şey kendime geleyim ya. Vallahi. Şöyle bakınalım ne var ne yok. Kız sanki vallahi bir aydır buradayım. Şu ne? Güzel işte. Pantolon. Ben yeniden geçen gün böyle bir yelek giymiştik pantolon üzerine. O kadar böyle şık durmuştu ki. Ay. Şimdi şöyle elbise. Ama şöyle bir ay şey almayacağım. Belli olmaz gerçi de. Şu pantolon acaba iç gösterir mi? Ne kadar bu? $379. Bakın. Şöyle bir elbise ben geçen sene buradan almıştım. Yıkadım. Hiçbir şey de olmadı. Şunlar güzelmiş. $99. Bakın. Bir de böyle var ama. Acaba şey giydiğin zaman rahatsız eder mi ki? Bir de faktöre de girelim. Valla El Sivayki'de kalabalıktı bir de. Şu şortlardan ben geçen sene almıştım. Fiyatı da bu şekilde. Ay ne kadar düzenli ve güzel buranın defaktosu.
Bizim oranın hiç güzel değil. Model de böyle pek güzel de yok. Gerçekten ilden ile fark ediyor bence ürünler. Şunlara bakalım. Bu da benim boyum kısa ya. Böyle bir tane pantolon almıştım ben Collins'ten. Boy da kısa, bu da kısa. İyice böyle boyum yerlerde gözüktü benim. Boyum da 1.63. Instagram'da soru cevapta en çok boyum soruldu. 1.63. Bu da 199'a düşmüş. Yani 200 TL gömlek. Bunu ben göstereyim bakayım bir yerinden daha ya. Ama şu kol tarafı çok mu acaba derinden dikilmiş? Şöyle. Bakayım. Bir de böyle mavi çizgili olarak da var. Ay hoşmuş ama. Beğendim. Vallahi kızlar buradaki mağazalar ne kadar düzenli, ne kadar güzel. Şöyle rahatça da aslında bakacağım ama bir taraftan da aklım hep sakta. Burası erkek bölümü. Gerçi şu an sakin. Her şey sakin. Yani her şey derken saf sakin. Güzel, gezmeyi seviyor. Bu tarafa girelim. Burası çocuk bölümü. Mağazalara hızlıca giriyorum, hızlıca çıkıyorum. Şöyle bir dolandım. Evet. Mustafa abiye ne alacağız şimdi? Ne alacağız? Şimdi Mustafa abisine Galatasaray forması alacağız. Hadi kızlar, deri moda girelim. Şöyle terliklere bakalım. Ayakkabılara bakalım. Ne kadarmış fiyatı bunun? 749 TL. Güzel ama. Işıltılı hayatı seviyorum derler ya. Ay vallahi gözlerim kamaştı. Ay. Bakın. Şu dünyada var ya bir kokoş olamadım. Kokoşluğum ilk evlendiğim zamanlardı. Sonradan çocuklardan sonra bitti. Bu kaç numara? 38. Şunu bir giyeceğim. Yok olmadı bu. Kızlar çok çirkin durdu. Bu ne böyle? Şu da hoş. 38. Şu da güzelmiş. Dur fiyatını göstereyim. Bunun fiyatı 1390 yani 1400'de. Şu giydiğim siyah bilmiyorum beni rahatsız etti. Bir de çok kaba durdu. Böyle. Bu senede şunlar ne kadar moda? Bilmiyorum ki. Yelda dedik iyisini alman gerekiyor abla dedi. İyi olmayanlar böyle ayağa vuruyor. Bu da 700 yani 800'de. Şöyle. Şu da çok güzel. Bunun fiyatı da 579 TL. Bu arada tırnağım kırıldı. Kaç numara bu? 36. Ayağıma giyecek miyim acaba nasıl oluyor diye. Samet'e söyledim çünkü Samet. Bence en rahatı bunlardır. 37 ne kadarmış bunun fiyatı? 1349. Küsür adlı. Mesela şu. Yani. 949 TL bu da. Mango'ya geldim.
Hemen böyle ben elbiselere doğru yol alıyorum. Çiçekli şeyleri pek sevmem ama bence bu çok güzel. Sadece boy bana göre, hani bana göre birazcık kısa, fiyatta budur. Aynı şekilde böyle ay eteği de var bakın. Ay tırnağım da çok uç kırıldı. Etek de yani ben buradayım diyor. İşte inşallah şöyle güzel kilo verirsem vereceğime inanıyorum. Aynı eskisi gibi. YouTube'a ilk başladığım gibi. YouTube ilk videolarıma bakarsanız görürsünüz arkadaşlarım. Gerçi çoğunuz biliyorsunuz benim o halimi de. Şöyle güzel bir pantolon. Ay şu da güzel. Bakın. Ne kadarmış bu? 1299. Çok güzelmiş. Şu uzun. Hoşuma gitti. Ay pembesi de var bunun. Şunu görünce hemen bir bakayım. Çok böyle tok da bir kumaşı var. 999. Ay buradan Belgin'cime bir şey demek istiyorum. Belgin'im. Gerçi ben saftan da söyleyeceğim. Bana bir fotoğraf yolladı. Keten bir pantolon giymişti. Bir de üstüne tulum mu, pantolon mu? Onu nereden aldın canım? Yazarsan sevinirim. Çok güzeldi. Çok beğendim. Hatta arkadaşımı da gösterdim. O takımını. Haydi Dyson nereden almış dedi. Çok güzel. Hediyesini almak için gidiyorum. Hak etti. Sağ olsun. Biri hem birinci dönem hem ikinci dönem notları çok güzeldi. İnşallah hep böyle gider. İnşallah. Rabbim hayırlı iş kapıları açsın. Benim evlatlarıma da sizin evlatlarınıza da. Hediyesini aldırmak için sabırsızlıkla bekleyen bir bebe. Hayırlı uğurlu olsun canım. Arkasına da şöyle isim yazdırdı. 10 numarada aynı şekilde. Güle güle giysin kuzum. Hadi bakalım. H&M'e de bakalım. Homu var mı ki acaba? Ev böyle şey aksesuarları satan bölüm. Tamam. Geliyorum. Telefonumun şarjı şu an %15. Terliklere bakayım az. Kaç numara bu? 37. Bu da 37. Ay şu da çok güzelmiş. 37. Şimdi çıkarttırmak da istemiyorum. Hep 37 koymuşlar. Var mı? Direkt ortada. Tamam geliyorum. Ha? Ay çantanın içinde. Aha, evet sen git geliyorum şimdi. 37. Ama ayakkabı ağır. Ay ben önceden böyle terliklerim vardı. Yani şimdi yine giyerim ama sanki böyle düşük bileğimi kıracakmışım gibi hissediyorum nedense artık. Aslında var öyle bayağı yüksek tabanlı. Ay şu çok güzel. Bakın.
çok hoşmuş. Çantalar da aynı şekilde ama bunlar telefon bile sığmaz. Cüzdan. Cüzdan da sığmaz gerçi. İçinde mutlaka koyma böyle yerleri vardır. Paranızı, kartınızı. Deri modda bu daha uygundu. Şöyle. Fatih Bey. Bakın. Evet. Helveyi de yemişler. Gel. Ay istiyor. Kavuştun mu? Ye daha çanta. Şöyle. Yani gözümüzün önünde yiyorsunuz ha. Güzel mi? Sen yeme. Hande Hanım görün bakın. Hande Hanım. Yelda. Yelda yolundan şaşma. Hayır. Şuradan mı zaten? Kahverengi pantolon nereden aldın? Zara. Üstündeki o siyah şey? Sentio Milla. Tamam. Pantolon Zara'nınmış kızlar. Güzel bir bebeksin. Niye ağlıyorsun? Şimdi gidiyoruz. Bakıyor çocuklara bakıyor. Yalnız bunlar çok tehlikeliymiş ya. Evet mikrop yuvası diyorlar. Bu kumda oynuyorlar ya çocuklar. Zara aşağıda mı? Aha bir kız aşağıda asansörle indirdim. Asansörler nerede? Şurada geride kaldı. Kayısı doğramıştım sabah çıkmadan. Dedim hani orada eğer durmazsa meyveyle duruyor. Bitti mi ağzındaki? Bakayım. Bakayım. Evet. Aa, yapıyor. Aa, gülüyor bir de. Evet mi? Evet gülüyor. Oğluma gülmüyor demişsiniz. Bu bizi üzer. Benim oğlum çok güleç yüzlüdür. Anasını görmeyince biraz üzülür. Kızlar. Ay kızlar şu tatlılara bakın. Şöyle. Gel. Ne de güzel gözüküyor. Şey diyor yok canım ingi öğrenin. Ne dedi? Babanı özledin mi? Haydi. Hep böyleydi. Hep böyleydi var ya. Nerede baba? Baba nerede? Kafayı yiyor Yelda. Yelda kafayı yiyor. Yerim o kafayı. Hadi. Babayı buldun mu? Şimdi ben akşamki yemeğimi bu şekilde hazırladım. Bol sebze, işte yeşillik kattım. Kırmızı biber, yeşil biber, marul doğradım, dereotu, maydanoz doğradım. 6 yemek kaşığı nohut, pul biber, karabiber, tuz koymadım. Siz isterseniz katabilirsiniz. Şöyle çok az ama ben katmadım. Limon da sıkabilirsiniz, onu da katmadım. Aynen bu şekilde çok az bir zeytinyağı bunu yiyeceğim. Başka da hiçbir şey yemeyeceğim. Çok doyurucu arkadaşlar cidden. Şimdi ben hemen bak açlıkta yemin ediyorum kekeliyorum. Şunu bir yiyeyim bir gözlerime bir ışık gelsin. Dolma biber de döktüm tabağa şimdi. Şeref de birazdan gelir. Yelda da çocuğu uyutmak için gitti. O da gelsin. O da aynı şekilde yemeğini yiyecek. Hadi bakalım gözlerimize ışık gelsin kızlar. Şimdi Yelda'nın diyet listesinde böyle bir nohutu kavurdu. Zeytinyağı, kimyon. Kimyon mu var? Köri. Nasıl yaptın? Zeytinyağıyla işte onları kavurdum. Üzerine köri döktüm. Onları zeytinyağıyla kavurdum. Nohutu kavurdun. Hı-hı. Yani bu nohutla kapya biberi koydum. Üzerine biraz zeytinyağı döktüm. Biraz kavurdum. Sonra üzerine köri sosu döktüm. Köri baharatı döktüm. Pardon. Hı-hı. Onu da kavurdum böyle. Hı-hı. Güzel kokusu falan çıktı. Ondan sonra yeşilliği doğradım. Üzerine attım. Şimdi yarın da tahin, yoğurt, limon sıkacağım. Üzerine. Onları karıştıracağım. Üzerine dökeceğim. Ha. Çok güzel oluyor. Bunun üzerine arkadaşlar. Hı-hı. Tahin, limon.
Yoğurt. Yoğurt. Hı hı. Koyup karıştırıp zaten bana da söyledi. Abla çok güzel oluyor dedi. Bir gün ben de yaparım. Aslında yarın da yapabilirim ben bunu. Evet, yarın böyle yap. Çok tadı tamam. Çok güzel oluyor. Ben çok böyle yaparım. Tenceremizde yıkadım. Yarın süt gelecek. Yoğurt yarın almışlar. Ben alacağım sütü. Yarın sen mi alacaksın? Tamam. İşten gelince. Şimdi böyle. Hiç söylemiyordum. Burada füze var. Dur be. Yeşil çaylarımız da hazır. Balkona çıkalım. Az bir şey nefes ben alalım. Yeşil çayları atayım da hadi. Tamam dur ben de atayım. Zaten birazcık geç bir saatte yedik diye. Biraz şey yaptı yani. 5 saat olmasın dedi. Veto yedik. Evet veto yedik. Diyetisyenden veto. Aynen. Sen hiç yedin mi Hande Hanım'dan? Evet. Ne yaptın da yedin? Kızdı bana bir kere. Ben ya kızmak değil bu. Ya yani kızmak şey. Dediysem hani lafını geçiriyorum. Hani sitem etti. Ne yaptın? Şey dedi. İşte ben başlayacağım. Pazartesi başlayacaktı. İşte böyle her şeyi konuştuk. Telefonla konuştuk. Her ayarlamaları yaptı. Ben pazartesi başlamadım. Benden sonra başladınız mı? Ben bugün başlayamadım diyorum. Salı oldu. Başladınız mı diye sonra ben bugün de başladım. Perşembe oldu. Cuma oldu. Artık bana dedi ki Yelda Hanım dedi yani siz kendinize yapıyorsunuz bu yediğiniz her şeyin tadını zaten biliyorsunuz dedi yani niye başlamıyorsunuz ki bu şekilde olmaz dedi yani böyle, daha en başındayız dedi daha böyle en başından fire veremeyiz dedi. Dedim hemen markete gidiyorum. Eksiklerim var onları alayım. Gittim aldım ama ertesi güne başladım. O bir kere de şeye kızdı. Bayram dönüşü. Ben tabii cozuttum. Devam ettim yani bolmaya. O zaman da şey dedi. Listelere uymuyorsunuz. Fark ediyorum. Yapmayın. Beni çok üzüyorsunuz dedi. Tabii vicdan azabı çektim böyle. Ya şey var bende ya. Biri mesela benim için bir şey yapınca. Hı. Emek verince. Böyle şey diyorum yani o kadın benim için uğraşıyor, bir şeyler yapıyor. Benim de bir şeyler yapmam lazım hani gibi hissettiğim için. O zaman aslında tam orada bırakacağım gibi oluyordu. Saçmalama. Sonra dedim ki yok kadın uğraşmış sana liste hazırlamış. Baksana vermişsin ne güzel. Çekme şu, altını çok güzel. Yok altını çekmedim. Köpüşe kadar çektim. Evet hadi. Yani. İş çayımızı içelim. Ben de ilk vetomu yedim. Hande Hanım selamlar size. Ama çok tatlı. Ben seni çok tatlı. Ben bir daha seni beklemeyeceğim. Sen gelmeden yemeyemeyeceğim. Zaten beni bekleme. Benim böyle bir ekstrem durumum var maalesef. Ben erken yersem erken yiyeceğim zaten. Ama evde olduğum zaman zaten şey artık Hande Hanım da anlayışla karşılıyor. Yani bir şey demiyor. Sen çalışıyorsun ben evdeyim ama. Evet, sen bunu kapatalım mı? Önce sen ye. Ha, kapatayım ben bunu. Bunu sen bir öğünde mi yiyeceksin kızım? Aha. O. Hmm. Ama yeşillik aldık komple. Tabii yeşillik de. Anam masayı da silelim. Şu bezi alayım da sileyim. Suyumuz da bitti. Kız su da dayanmıyor. Suların İstanbul'da bazı yerde 62 lira. Sizin ne kadar? 60 lira, 65 lira falan. Vallahi herhalde. Doğal akan bir su bulun. Bir de pahalı. Hadi yiyelim. Hadi getirsen onları. Şurası şöyle açık kalsın. Geldik kapanışımızı yapmaya. Bu arada duş da aldım. Dedim işlerimi bitireyim, Sarp'ı da uyutayım. Ondan sonra kapanışımı yaparım. Dün Şeref, ben, Mustafa AVM'ye gittik Sarp'la birlikte. Çıkışta da zaten Yelda geldi. Ben şimdi sizinle bu videonun yarısını paylaşıyorum. Yarısını da bir sonraki videoda paylaşıyorum. Züccaciye kısmına gittik. Züccaciye'de en çok herhalde Linense çekim yaptım. O kısımları da yarın paylaşırım sizinle. Eğer onu da koysaydım bayağı çok uzun bir video olacak. Sarp AVM'de çok eğlendi. İnsanlara bakıyor. Ondan sonra o çocuklara bakıyor. Işıklara bakıyor. Renklere bakıyor. Mağazaların içinde. Öyle böyle şebeklikler yaptı ki yarınki videoda birazcık böyle çektim. Yüzünden gülücükler hiç eksik olmadı kuzumun. Biz onu biliyorsunuz 40'ında kaç gün iken dışarı çıkarttık. Buradaki parka çıkartmıştık. Dışarıda gezdiği zaman gayet mutlu.
Yani hiçbir sorun yok. Yanına zaten yemeği aldım, meyvesini aldım, kayısı falan doğradım. Gezerken de onu yedirdik. Sonra işte eve geldik. O kısımda işte salatayı koydum. O kısımda yani videoyu sonlandırdım. Şimdi kapanışı yapacağım. Hande Hanım, saat çok geç. Yani saat kaç olmuş dedim. Bundan sonra Yelda'yı beklemeyeceğim. Yemek, akşam yemeğimde Yelda'yı bekliyorum. Hani onda da ona eşlik edeyim diyorum. Normalde aralıklı oruçta 8 çok geç bir saat. Yelda çalıştığından dolayı evet onun mecbur. Ama ben şu an evdeyim. Buna dikkat edeceğim. Mustafa formayı da kaptım. Okullar kapandığından beri takdiri getirdi ya. Anne bak söz verdin. Anne söz verdin. Tamam oğlum. Tamam alacağım alacağım. Burada AVM'de de mağazasını görünce anne dedi alıyoruz. Tamam hadi gidelim. Alalım artık bir an önce. Arkasına numarasını yazdırdı. 10 numara. Bir de bir tane bir adamın ismi var. Onu da böyle yazdırdı. Güle güle giysin. Üzerinde gülerek eskisin, sağlıklı eskisin. Sağ olsun yavrumun. Babası telefonunu aldı. Ben de formasını aldım. Tarif için yazdığınız tüm mesajlara teşekkür ediyorum. Hem burası hem Instagram'da DM kutum yıkılıyor. Yani DM kutusuna gelen mesajların çoğuna zaten dönemiyorum. Vallahi kusuruma bakmayın. Baya baya hem de özellikle yeme konusunda yani iştahlı bir bebek olduğu için hani bu konuda çok mesaj geliyor. Bazı anneler benim bebeğim yemiyor ne yapıyorsunuz filan. Bilmiyorum, sahip ilk önce şöyle bir yemeğe bakar, inceler. O zaman bir yoğurt veririm. Sonra peşine yemeği veriyorum. Bazen yoğurtla kandırmalarımız da oluyor bizim. Ama en çok sevdiğim meyve. Meyveleri çok seviyor. Yani önüne bir kilo üzümü bırakın yer arkadaşlar. Yani tabii o kadar belki yemez. Bilmiyorum, belki de yer. Aşırı seviyor. Deminden üzüm çıkarttım. Bayağı tabağına koydum. Bitti, ağladı. Böyle ellerine vuruyor, istiyor. Vermedim, fazlası da zarardır zaten. Sonra işte yemeğini yaptım. Yemeğini verdim. Maşallah onu da yedi. Hemen zaten yatırdım, uyuttum ve uykusu da gelmiş. Yani yemeli bir çocuk. Benim çocuklarım yemiyordu. Tepiyordum. Zorla tepiyordum. Aslında o da yanlış. Yelda'yı zorlayarak yemek yedirmedi. Hiç. Hatta bir sefer ben bir zorlayayım dedim. O an Yelda bana hayır abla dedi. Zorlamayacaksın. Kendisi isteyecek. Adana için de geçmiş olsun arkadaşlarım. Rabbim beterinden korusun. Allah'ım bir daha böyle bir felaket ülkemize yaşatmasın. Mesaj yazanlar da oldu. Abla çok korktuk diye. Tekrardan geçmiş olsun. Vallahi yani artık insanlar hep böyle korku içinde. Gerçekten insanların psikolojisi de artık iyi değil. Allah'a emanet bu güzel ülkemiz, bu güzel vatanımız. Sizleri seviyorum. Bol bol dua edelim. Bir daha böyle bir felaket yaşamayalım. Adana'dan takip eden takipçilerim, Kayseri'de de hissedilmiş, Kayseri'den takip eden takipçilerim, selamlarımı yolluyorum. Tekrardan çok büyük geçmiş olsun. Biriniz Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum canlarım benim. Abone olmadan izleyen arkadaşları da kanalıma davet ediyorum. Selam ve sevgiler.